Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bu nefis karnıyarığın tarifini vereceğim. Güzel bir karnıyarık tarifi için şimdi geçelim yapım aşamasına. Şimdi patlıcanın sapının normal kesilmemesi gerekiyor. Bu şekilde yandan alıyoruz sap kısmını, yanlarını temizliyoruz. Şöyle tamamen koparmıyoruz. Şöyle dipten de kesiyoruz. Bunun bu şekilde kesilmesi gerekiyor. Eğer bunu buradan keserseniz karnıyarık dağılabilir, patlıcan dağılır. O yüzden bu şekilde hazırlıyoruz. Daha sonra şöyle şeritler halinde yapıyoruz. Böyle hazırlıyoruz. Bundan sonra şöyle patlıcanın rahat durduğu şekilde, diyelim bu şekilde serbest duruyor. Şöyle bir bıçak atıyoruz. Arkadan çıkmayacak şekilde bıçağımızı attık, hazırladık. Gördüğünüz gibi şöyle hazır. Öncelikle kızartmalık yağ alacağız. Çok fazla doldurmamıza gerek yok. Şöyle derin yağın içinde kızartmanıza gerek yok. Tencerenin dibinde olacak yağ. Yerleştirelim. Şöyle kapağını kapatalım ki kızarması, yumuşaması kolaylaşsın. Kızarmış olan patlıcanlarımızı alıyoruz. Şöyle kızaran biberlerimizi de alıyoruz. Ve şu anda şöyle kızarttık. Yarım kilogram etimiz var. Şöyle etimizi kızartacağız. Dağıtalım şöyle. Kapağını kapatalım. Ara ara karıştıracağız. Pişmeye başlayınca karıştırarak kavurmaya devam ediyoruz. Soğan, yeşil biber, kırmızı biberimizi ekliyoruz bolca. Şöyle ekliyoruz ve karıştırıp kapağını kapatacağız ki daha çabuk pişsin. İç malzemesini hazırlarken çok fazla yağ kullanmadık. Çünkü zaten yağda kızardığı için yağ aşırı olmasın diye bu şekilde hazırlıyoruz. Kapağını kapatıyoruz ve pişirmeye devam ediyoruz.
sonra şöyle bir tatlı kaşığı kadar şöyle yarım kaşık kimyon ekliyoruz. Bir çay kaşığı karabiber ekliyoruz. Bir. İki çay kaşığı da karışık baharat. Taco baharatı ekledik. Güzelce salça kavrulduktan sonra domates ve sarımsağımızı ekliyoruz. Ve şöyle bir tatlı kaşığı tuz bırakıyoruz. Kullandığımız patlıcan ve biberde tuz olmadığı için daha fazla tuz isterseniz tadına bakarak tuz ekleyebilirsiniz. Ben burada size makul olan ölçüyü verdim. Şöyle tuzunu da karıştırdıktan sonra altını kapatıyoruz. Şu anda hazır iç harcımızda. Öncelikle şöyle patlıcanlara uygun bir fırın tepsisini alıyoruz. Şöyle aralarını açalım. Aralarını açtıktan sonra şöyle iç harcımızı içlerine yerleştiriyoruz. Verdiğim ölçülerden tamamen birebir bunlar çıkıyor. Ve şöyle domates ekliyoruz. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber, silme tatlı kaşığı tuz ekledim. Ve şöyle domates sosu 1, 2, 3, 4 kaşık domates sosu ekledim. Şöyle yarım su bardağı su ekledim. Ve şöyle güzel bir karıştıralım. Şöyle karıştırdıktan sonra üzerlerine gezdirelim.
içlerine de akacak şekilde. Fırınımızı 275 dereceye, en yüksek dereceye getirerek şöyle fırının orta katına yerleştiriyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Ve yemeğimiz hazır, şöyle olmuş vaziyette. Yemeğimizi fırından alalım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, halen abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Çok daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.